ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerle bir araya geldi. ABD Başkanı'na özellikle istifa ettirdiği Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında sorular soruldu. Donald Trump ise eski danışmanı hakkında olumsuz ifadeler kullandı. Trump, Bolton'la birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti. ABD Başkanı ile Ulusal Güvenlik Danışmanı özellikle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti konusunda ayrışma yaşadı. John Bolton'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti için Libya modeli önermesi bardağı taşıran son damla oldu. Trump, Bolton, Kim Jong-un için Libya modelini önerdiğinde büyük bir hata yaptı. Bu yapılması iyi olan bir açıklama değildi. Bu bize puan kaybettirdi. Sadece Kaddafi'ye olanlara bir bakın. Benden sert şeyler yapmamı istedi şeklinde konuştu. Donald Trump, Bolton'ın önerisini facia olarak niteledi. ABD Başkanı, Kim Jong-un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton da hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi dedi. Trump, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurguladı. Bolton'ı bay sert adam olarak nitelendirdi. ABD Başkanı ile John Bolton sadece Kore konusunda değil Venezuela konusunda da fikir ayrılığı yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda da konuştu. Trump, yaptırımlar konusunda net bir ifade kullanmazken, İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını vurguladı. Öte yandan ABD medyası, John Bolton'ın, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları hafifletme önerisine şiddetle karşı çıkması dolayısıyla görevden alındığını yazdı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Donald Trump'la görüşme ihtimali hakkında konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüşen Ruhani, İran hükümeti, meclisi ve halkına göre yaptırımlar devam ettiği sürece ABD ile müzakerelerin bir anlamı yoktur dedi.